Bakın Psikologlar Derneği, Türk Psikologlar Derneği de eğitim sistemindeki çarpıklıkların bu toplumda nelere yol açabileceklerine dair kafa yormuş ve bir hazırlık yapmış, bir rapor hazırlamış. Ağustos 2024 tarihli raporda o derneğin o raporunun Ön sözünden çok çarpıcı birkaç satır sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bakın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin biliyorsunuz uzunca bir süredir yani seçimden bu yana efendim işte e, Türkiye yüzyılı marif modeli diye bir şeyi savunmaya başladı. Aslında hani yürütme hükümet olarak böyle bir atılım yaptı. Neymiş efendim marif modeli okullarda adını açık açık koyalım. Çocukları bilimden uzaklaştıralım ve dini eğitim verelim. Adı ne? Değerler eğitimi. E, o kadar değerler eğitimine e, meraklıysanız bu çocuklar niye ailelerinde, Kur'an kurslarında, oralarda, buralarda doğru düzgün değerleri öğrenerek yetişmemiş peki? Çağdaş kafaları bilim çerçevesinde düşünen kafaları yaratamadığımız müddetçe ki bunları yaratmanın yeri de okul. Çocukları bilimden uzaklaştırıp dini öğretiler kafalarına doldurarak eğittiğimiz müddetçe biz bu işi çözemeyiz. Bakın psikologlar derneği son derece doğru noktalara dikkat çekiyor. Diyor ki. Bu Türkiye yüzyılı maarif modeline bağlı olarak ülkemizin başta eğitim alanında uzman değerli akademisyenleri tarafından yapılan eleştirilerin ilk noktası Türkiye yüzyılı maarif modelinin hazırlanışının ve sunuluşunun hiçbir bilimsel program geliştirme sürecine uymadığı, program değişikliği için görgül gerekçeler sunulmadığı, sürece eğitim aktörlerinin tümünün katılımının sağlanmadığı ve pilot uygulama yapılmadığı görülmektedir diyor. Bu sebeple İstanbul Barosu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Müfredata Hayır Platformu altında birleşen 24 sivil toplum örgütü, eğitim iş ve eğitim sen sendikaları, Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok sayıda kurum ve siyasi parti, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne ilişkin idari işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava atmış, açmıştır diyor. Bakın Eğitim psikolojinin ürettiği temel bilgiler üzerine biçimlenen bir uygulama alanıdır. Öğretim programları eğitim verilecek çocuk ve yetişkinlerin bilişsel, sosyal, duygusal ve benzeri gelişimlerine uygun olmalıdır. Öğretim programları nasıl bir insan istiyoruz sorusuna cevap veren felsefesi ve ideolojik yaklaşımlar üzerine şekillenir. Ve insan da psikolojinin çalışma alanının odağını oluşturur. Öğretim programlarının sonuçları birey ve toplum hayatında karşılığı olan ekonomik, sosyal, psikolojik pek çok boyut içerir. Ve son olarak diyor ki son yıllarda ülkemizde psikoloji alanına yönelik mesleki sınır ihlalleri giderek artmaktadır. Bu öğretim programı mesleki sınırlarımıza yeni ihlallerin önünü açmaktadır diyor. Özetleyeyim ben size ne demek istediklerini. Türkiye yüzyılı marif modeli adı altında getirdikleri, getirmeye çalıştıkları, okullara dayatmaya çalıştıkları, öğrencilere ve velilerine dayatmaya çalıştıkları sistem şunu içeriyor. Türkiye çapında imam tip mekteplerini de çoğaltmayla paralel bir amaç bu. Okullarda bilimi, milimi boş verin. Onlar bize lazım değil. Bize dini öğretiler lazım. Çocukları belli bir dinin, hatta özellikle de belli bir mezhebin öğretileri doğrultusunda eğitelim. Öyle yetişsinler. Kafaları öyle şekillensin. Ne yapacaksınız dinimini? Bir kere zaten laiklik ilkesi anayasada kayıt altına alınmış, güvence altına alındığını varsaydığımız bir ülkede devlet devlet eliyle dini eğitim verilmez. Devletin Diyanet İşleri Başkanlığı olabilir. Zaten ta Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur bu. Ülkede ibadet işlerini dini işleri düzenleyen bir kurumdur ama marif sistemine yani milli eğitim sistemine bakın adı milli eğitim olan bir sisteme siz dini öğretileri zorla empoze edemezsiniz. Etmemeniz lazımdır. Çünkü laiklik devletin dini olmaz ilkesi anlamına gelir. Devletin dini olmaz. Ama bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ni devletin bir dini var ve o din zorla bütün okullarda hatta o mezhep bütün okullarda okutulmalıdır ilkesini benimsemiş durumda. Layık yönetimlerde böyle bir şey yok. Yayık cumhuriyetlerde böyle bir şey yok. Din bir toplumsal gerçek olarak özel hayatta, özel kapasiteyle insanların öğrendiği, temelde aileden öğrendiği, belki bazı kurumların da destek anlamında eğitim verdiği ve bireysel olarak icra edilen bir faaliyettir ibadet. İsteyen şu ibadethaneye isteyen bu ibadethaneye gidebilmeli ya da inançsızlık diye de bir özgürlüğü olmalı. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki özellikle de AKP iktidarı devrinde daha önceki sağ iktidarlar da aynı hatayı yapmışlardı. Zaten bugüne kadar gelinmesinin yapı taşları ya da kilometre taşları öyle döşenmiştir. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti herkes belli bir dini ve özellikle de belli bir mezhebi okuyacak, onu öğrenecek, onu pratiğe geçirecek, öyle yaşayacak. İşte bunun zararlarını görmüşüz bugüne kadar. Üstelik de dini metinlere baktığımızda, dini öğretilere, dini vaazlara baktığımızda canlılara zarar vermemek, insan yaşamına, hayvan yaşamına, tabiata dokunmamak, zararlı olmamak gibi ilkelerden bahsediliyor. Hani nerede? Demek ki öğretimde de bir sakatlık yaşanıyor. Bakın laik ülkelerde bu mesele böyle ele alınmıyor. Laik devletlerde belli bir dini ya da devleti empoze etme hakkını devlet kendinde görmüyor. Bakın çok enteresan bir örnek vereceğim size. Bunu belki pek çok yayında defalarca ben anlatmışımdır ama biraz da bireysel bir tecrübeden kaynaklanan bir örnek vereceğim. Bilenler bilir. Ben uzun bir süre İngiltere'de Birleşik Krallık'ta yaşadım, orada çalıştım, orada gazetecilik yaptım. Ve benim de e, evladım orada okula gitti. Bütün öğretimlerini yani anaokulu, ilkokul, ortaokul, e, lise, efendim e, üniversite, yüksek lisans filan bütün öğretimlerini orada gördüm. Daha eğitim sürecinin en başında. Şeye göndereceğiz, ilkokula göndereceğiz çocuğu. Düşündük dedik ki ya Burada acaba hani çocuğa, çünkü İngiltere'nin işte dini e, Anglikan e, Hristiyanlar. Dedi ki acaba Anglikan olarak ya da Hristiyan olarak mı yetiştirecekler çocuğu ilkokulda? Merak ettik. Yani bir yandan da bir kaygı duyduk. Çünkü biz kendimiz Hristiyan değiliz ya da Anglikan değiliz. Çocuğumun annesiyle birlikte gittik okula, sorduk öğretmeni Dedi ki biz çocuklara ne öğreteceksiniz bu okulda? Dediler ki hiç kaygı duymayın. Burası devlet okulu. Bu ülkede devlet okullarında belli bir din öğretilmez. Bakın burada bir parantez açıp söyleyeyim. İngiltere laik bir ülke değil. Altını çiziyorum, tekrar ediyorum. İngiltere laikliği benimsemiş bir ülke değil. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. İngiltere o kadar laik değil ki devletin başı yani hükümdar benim orada yaşadığım sıralarda kraliçe ikinci Elizabeth'ti. Şimdi kral 3. Charles. Hükümdar aynı zamanda Anglikan Kilisesi'nin başı. Yani hani papayla eş değer filan durumda. Anglikan Kilisesi'nin başı. Ve her gün parlamento dualarla açılıyor. Yatıp kalkıp orada dini ritüellere filan tanık oluyorsunuz. Layık bir devlet değil. Ama devlet Vatandaşlarına eğitim verirken, orada yaşayan insanlara eğitim verirken, ben Anglikan bir devletim, herkes bu dini öğrenecek, bu dini e, yaşayacak, böyle bir hayat yaşayacak diye bir kural benimseme hakkını kendinde görmüyor. Bu başka ülkelerde de öyle işte, Fransa'da, orada, burada. Çok çarpıcı bir örnektir. E peki dedik, din mevzunu okulda nasıl çözüyorsunuz? öğrencilere din bilgisi dersinde bütün dinleri ayrıntılı olarak öğretiyoruz. Bütün inançlardan haberdar ediyoruz. Ondan sonra da çocuklar kendi özel yaşamlarında ya da aile ortamlarında hangi dini seçerler, hangi dini vecibelerini yerine getirirler o size kalmış iş dediler. Ve çıktık geldik. Sonra takip ettim. Baktım çocuğun gördüğü derslere Yeminle söylüyorum bakın sizi her şeyimle temin ederim. Müslümanlıkla ilgili benden daha çok bilgisi olarak yetişti çocuğum. Hristiyanlıkla ilgili, Yahudilikle ilgili, Budizmle ilgili bütün dinlerle ilgili olarak benim Türkiye'de bu yaşa kadar gördüğüm, eğitimde aldığım bilgilerin çok çok ötesinde bilgi sahibi oldu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Müslümanlıkla ilgili benden daha fazla bilgi sahibi benim çocuğum. Çünkü okulda onu da öğrettiler. Anglikan mezhebindeki bir ülkenin devlet okullarında. Ha orada şu da var. Onu da söyleyeyim size. Belli dinlerin mensupları kendi vakıfları ya da işte dernekleri, cemaatleri yasal olarak kendi okullarını kurabiliyorlar. Müslüman mektebi, Ortodoks mektebi, Hrist efendim Protestan mektebi. Neyse o tür mektepler var. Yahudiler kendi mekteplerini açabiliyorlar. İsteyen o mekteplere çocuklarını gönderiyor. Orada hacı da geliyor ders veriyor, hoca da ders veriyor, haham da ders veriyor, papaz da ders veriyor filan. Ama bu ailelerin kendi tercihine bırakılmış. Özel bir ortam olarak. Tabii ki bunlar azınlıkta o mektepler ama genelde bütün vergi mükelleflerinin vergileriyle kurulmuş bir eğitim sisteminde çocuklara bir devletin dini empoze edilmez. Şimdi bunu bir takım zındıklar çıkacaklar din karşıtı bir propaganda olarak değerlendirecekler. Canınız cehenneme. Öyle bir propaganda yapmıyoruz burada. Din karşıtı bir program, bir propaganda yapmıyoruz. Söylediğimiz şu. Çağdaş bir dünyada Ta 1923'te bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının benimsediği ilkenin ne kadar doğru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Din ve devlet birbirinin üzerine örtüşmemesi gereken kavramlar onu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar dindar olur, dinsiz olur. İnançlı olur, inançsız olur. Sünni olur, Alevi olur, Şafi olur, şu olur, bu olur. Ya da hiçbir dine inanmazlar. Yahudi olur, ortodoks olur, protestan olur. Herkesin kendisine bırakılmış bir şey olmalı. Ve, ve siz okullara değerler eğitimi adı altında işte Çedes-Medes projeleriyle imamlar gelecek burada sınıflara girecek, ders verecek. Öğretmenler ya da veliler çocukları toplayacaklar otobüslere bindirecekler camiye götürecekler toplu olarak namaz kılacaklar filan demeye başladınız mı? Bu çok tehlikeli yerlere gider. Toplum cahil kalır. Toplum cahil kaldığı müddetçe de işte biz baştan beri söylediğim o toplumsal ve sosyal sorunları hep yaşarız, yaşamaya devam ederiz.